Selamünaleyküm arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda başlıkta görmüş olduğunuz üzere Peugeot ile Mobilet ile bir gün. Aslında bir günden çok, vlog'dan çok deneme videosu gibi bir şey olacak. Çünkü motorda rahat video çekebilmek için boyundan video çekme telefonu tutacaklı böyle bir aparat aldım. Onu da gösteririm. Birkaç deneme yaptım lakin titreşim var. Sekme var tümseye girince veya çikolata girince çıkınca. Yani çok güzel bir video içi şeyi olmuyor. Sekiyor, işte titriyor. Sağlam bir şey yok yani, sağlamlığı yok. Ama yine de kanal videosuz kalmasın ve sizler sürekli video at, video at dediğiniz için bu tarz bir video çekeceğiz. Bakacağız. Oluyor mu yoksa başka video çekme aparatı vesaire ne yapabiliriz diye. Şimdi aparatı ve motoru göstereyim size. Aparatımız bu arkadaşlar. Bunu boynumuza takıp buradan da kıskaçta telefonu tutturup işte boynuna takıp video çekiyorsun. Motor burada. Bakalım deneyelim edelim. Ondan sonra nasıl olacak video? Çok sıkıntılı mı? İyi mi? Yoksa siz bunu idare eder misiniz? Bilemiyorum. Ondan bir bugün bir vlog yapalım. Bir gezelim motorla. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunlar eski motor olduğu için sesi de fazla. Yani bir tek motor sesi gelmiyor. Egzozdan ses gelmiyor. Başka başka yerlerden de ses geliyor. Bu benim motorumun da kendi sıkıntısı. Debriyajım bitik olduğu için debriyaj kalkarken veya biraz belli bir hızla başladıktan sonra yapıyor böyle. Debriyajımız bu. Buradan ses geliyor. O da işte videonun kalitesini düşürüyor bana göre. Çünkü neden derseniz benim sesimi tam alamıyorsun. Yani benim sesim iyi net gelecek ama zırıltı çok olacak motorda. Çünkü örnek veriyorum şu kablo geçiriciler, tutucular falan rüzgarda hız yapınca zız oynuyor. Daha sonra işte ön farda veya buralarda. Yani illa ki her motorda ses geldiği gibi bunun da kendine göre ses gelen yerleri var. Ama bu da bunun çilesi şeyi gibi düşünün. Ya ben artık alıştığım için rahatsız olmuyorum ama ilk defa Mobilet Peugeot sesi duyan veya uzun süre videoyu izleyen kulaklıkla falan izlerseniz şey olmaz. Nedir onun ismi? Hoşunuza gitmez. Ama telefon hoparlöründen vesaire izlediğiniz zaman çok bir sorun olacağını düşünmüyorum. O zaman bir videoya geçelim. Ben bunu bir çalıştırayım. Şu aparatı bir takayım, bir deneyeyim. Ondan sonra siz de buralarda böyle bir tur atalım. Evden çıkınca fark ettim ki motorda benzin yok. Şimdi benzinin yakınına bir yere geldim. Bir şu aparatı falan deneyeyim diye. İşte boynuma takacağım. Belki yolu tam göremeyebilirsiniz falan. Benzini aldıktan sonra bir tekrar kontrol edeceğim. Hani ekran nasıl gözüküyor? Nasıllar? Ona göre bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Şu an boynuma taktım. İnşallah net görebiliyorsunuzdur. Şimdi motor nasıl çalışıyor diye soranlar var. İşte aparat sallanıyor ya. Hoppala. Motora bir benzin alıyorduk önce. Motor gitmiyor. Benzin yok. Abo, rüzgara bak. Uzaktan keselim. Otoyol polisi, molisi neyi var mı? Bakalım. Ondan sonra cüzdanımıza bakalım. Ne kadar para var, o ne kadar benzin alacağız. 20 alalım. Ya da 15 mi alsak? 15 alalım. Yeter zaten o bana. Ben bir videoyu kontrol edeyim nasıl olmuş. Aparat yine iş görüyor. Şu an BP'nin oradayım. Lakin şurada bir fosforlu amcamız var.
bir abimiz var. O fosforlu amca. Abi artık her neyse. Trafik polisi veya otoyol polisi ise sıkıntı. Ama değilse iyi. Ama fosforlu giyinen başka birisi olacağını da düşünmüyorum. Şöyle inceden kuytudan bir bakmak istiyorum. Evet, o bir trafik polisi. Ne yapacağız? Benzine girip benzin de alamayız. Nasıl yapsak acaba? Ben video açtım ya. Açmış. Nasıl yapacağız? Şöyle gidelim aşağıya doğru. Motoru şuraya koyayım. Yayan bir şekilde videoyu da kapatayım da. Orası toprak. Bir bakayım ben ona. O polis neydi? Neydi? Baktım geldim. O abi fosforlu sarı giymeyi seven bir abimizmiş. Motorda GS 1000'lik bir motor var yanında. Motorluymuş, polis değilmiş yani. Maskeyi taktım. Motoru çalıştıracağım. Yağı yanıma aldım zaten. Evde benzin olup olmadığını gördüm. Şimdi motora baktım. Şimdi benzinimizi alacağız. Yan tarafa mı aldın? KD 941. Kurumuş depo, kurumuş. Depo kurumuş, kurumuş. Hiç benzin yok. Karbüratördeki benzinle geldik. Ya abi hadi bir baksın bir artık bize. Şimdi benzin alacağız. Şöyle göstereyim. Benzini alacağız. Ondan sonra şu kenara bir yere geçeriz. Orada yağımızı koyacağız. Bu motorlara nasıl benzin alıyor? Sadece benzin koyulmuyor çünkü. Yağ da koymamız lazım. Ana bak şu Hyundai'li bir araba var. Arabanın içinde polis var. Bu abi. Ama polis. Polislerden korkuyorum. On beş abi. Şöyle gidelim kenara. Şimdi
Hani niye polisten korkuyorsun derseniz, bir, motorumun ruhsatı yok. İki, sigortası ruhsat olmadığından o da yok. Vize yok. Üç, bende ehliyet yok. Dört, yani dört tane sebebim var polisten, bekçiden kaçmak için. Bence de geçerli sebepler. Şimdi biz 15 liralık benzin aldık. Tahmini bakayım kaçtı? 2.23. Yani 2.5 litre yakın benzin aldık. Şimdi normalde 1 litre benzine 2 kapak yağ atıyoruz. Şimdi videoda görüyorsunuz mu göremiyorsunuz mu bilmiyorum da, şöyle bu yağ içinde poşeti yağlı olduğu için çanta yakarken bir kapak attım. Vallahi arkadaşlar şu an videoda gözüküyor mu benim döktüğüm falan ama hiç bilmiyorum. İkinci kapağı döktüm. Tabii gözükmeyecek büyük ihtimalle bu. Şöyle doldurursam. Bu üçüncü kapak. Dört kapak açacağım. 2.5 litre aldık ama normalde 4.5-5 kapak atmam lazım. 5 kapak atarsam motor egzozdan sürekli duman atar. Ben ama egzoz işte neron ismi, fazla yağ da bir yandan iyi değil, az yağ da iyi değil. Tam ortasını bulacaksın. Şu an 4 kapak yağ attım. Bunu bir şöyle kapatar. Sonra motoru çalkalayacaksın tabii. Bu da böyle böyle olacak. Siz videoda nasıl görüyorsunuz acaba? Motoru çalkal ya. Yağla benzin karışsın. Çalkalandıktan sonra benzinimizi aldık. Şimdi gezme zamanı. O zaman gezelim. Benzini bir normal alalım. Yedek depodaydı. Motoru çalıştırırken kamera çok sallanıyor. Evet, motoru çalıştırdım. Sebebi de galiba benzin şeyi hava yaptı. Karbüratördeki benzini de gelirken kullandığımız için çekemedi benzini. Motoru çalıştıralım. Şu maske de konuşmadan. Duydunuz mu? Sesi duyuyorsunuz mu? İşte o ses debriyajın debriyajdan geliyor. Bu da yolda giderken daha fazla ses yapmasını sağlıyor. Bu motorların da kalbi, her şeyi debriyajdır. Debriyaj olmadığım motor ne gider ne de randıman alırsın. Ve benim debriyajım yok. Evet. Debriyajım var. Lakin debriyaj bitiyor. Bunlar otomatik motor oldukları için. Bak benzin daha yeni yeni çekiyor. Benzin geliyor. Evet, karbüratör. Halledeceksin sen bu işi. Yani benim şu an debriyajım olmadığı için motor tam performans da göstermiyor. Yokuşlarda da sıkıntı çekiyorum bazen. Benzin geldi, bak 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 bak. Çok rüzgar var. Şu an Laka köyüne gidiyorum. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. Benzin aldıktan sonra bir 10 dakikalık video çektim. Çektim derken yolda geldim işte, geze geze geldim buraya kadar. Laka köyünün camisinin altındayız şu an. Camiden su falan içtim. Lakin video kaydı yeri göstermiş böyle hep. Motoru önümü göstermemiş. O da boynuna takılan bu aparatın daha tam çözemedim, anlayamadım. Nereye gösteriyor, nereye göstermiyor. Telefon takıyorum, GoPro'm yok. Tabi buraya kadar geldiğim bütün video çöp oldu. Şimdi tekrar çekeceğim ama buradan aşağı giderken çekeceğim artık. Yalnız işte video ses nasıl çıkıyor veya memnun musunuz değil misiniz bunu anlayamam ama elimden gelen bu arkadaşlar. Yani bu düzgün bir video çekmem için, bu sarsıntıyı falan engellemem için GoPro almam lazım. Bir de kask takmam lazım. Şimdi GoPro'yu aldım varsayarsak, ben kask takmayan birisiyim. Ama siz takın. Çünkü ben uzaklaşmıyorum.
Yani mahalleden, etraftan. Bir de kask çok sıcak oluyor yazın. Ondan kask kullanamıyorum. O yüzden biraz bu aparatla devam edeceğiz. Daha sonra artık belki başka bir şeyler yaparız. Belki direksiyona bir aparat uydurup yapabilirim ama direksiyondan da gaz verip alışımı göremezsiniz. Şey yapamazsınız. Ara gaz da çekemiyorum. Kolumu böyle titretince şey yapınca videoda böyle 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 oluyor. Ondan. Şimdi ben motoru çalıştırayım bir bakayım. Şöyle bir ileri kadar gideyim ya. Şöyle bakayım düz. Önümü gösteriyor mu? Yani siz doğru düzgün videoyu izliyor musunuz? Ona göre bir yer çekip ondan sonra buradan artık eve doğru, evden dönüş. Şey, geze geze eve dönerim. Video zaten 10 dakikaya geçti bile. Şala yolu gösterir. Ve motorun üstüne atladım. Şimdi bakayım. Direksiyon hakimiyetinin şeyini falan gösteriyor mu video? Benimce gösteriyor. Hoppala. Tabi yollar şimdi kaldırım taşı olduğu için sekiyor. Tümsekler falan da var. Bu sefer vida da sallıyor. O yüzden hızlı gitmeyeyim. Size düzgün izleyin. Sekmesin video. Lakin düz gitmemek imkansız. Benzeri çekince motor nasıl gidiyor? Ula 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 ula. Bilek. Gözüm yaşardı ya. Çok rüzgar var. Bir de hızlı gittik. Ben tekrar bir videoyu kontrol edeyim ya. Yani. Motoru buradan stop ediyoruz. Denedi seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadım. Yine biraz aşağıya göstermişiz ama olsun. Bugün de burada pazar var ya. O zaman pazarı inletelim. Bu
Video çekmeye de pazara gelmeyen ne bileyim ben. Buralar çok yüksek ya. Çok oynuyor kamera bu taraf. Şapatı güzel. Aman çocuklar, aman. Bir tek açıyor, bir tek, bir tek. Aman yavaşlarım, aman, aman, aman. Nereye gidelim, nereye gidelim? Ne zaman hızımız artıyor, rüzgar daha fazla şiddetli vurmaya başlıyor, öndeki şıngırtılar başlıyor. Buradan sağa dönelim. Evet arkadaşlar, motor videoları istiyorsanız tabii ki de böyle olmayacak. Kendi arkadaş grubumuzla diğer motorcu arkadaşlarımla beraber gezeceğiz. Ben sadece bugün bir deneme yapmak istedim. Bu aparatı denemek istedim. Nasıl oluyor, nasıl ediyor? Sesim size net geliyor mu? Bunları yoruma yazın. Elimden gelen bu. Şu an aparat alamam başka. Aparat almak dayı üstüme geliyor. Aparat alırsam da kas takmak zorundayım ve şey takmak zorundayım. Almam zorundayım yani. Nedir onun ismi? GoPro. Ben de GoPro'ya o kadar para vermek istemiyorum, yanlış anlamayın. Ateş ediyorsun baba. Yolu uzatalım var ya. Eve gidiş yolumu uzatayım biraz. Abi ben de gideyim. Eyvallah abi. Sen de bir sağına yakın sola bak dedim. Taksici de ilerleyecek, evet. Bizde çünkü sinyal vererek sola çıkma, yola çıkma yok. Direkt atlıyorlar. Motor diye hiç saygı yok, vallahi yok. Ben böyle sıyrılayım.
Zaten plakam yok. Şey, plaka sahibi ben değilim. Oha abi, tersten geldi. Ne yapıyorsun? Ulan oğlum. Işıkta durmayı sevmem ben ya. Ama hadi yanmadı artık. Abo, trafiğe bak. Hoppala. Zor toparlık. Aradan geçtim. Bir de bu aradan geçtim. Böyle de gideyim. Bak, yolcu indirdik. Ben dikkat etmeseydim çarpmıştım.